Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir yemek hazırladım. Benim oğlum sebze yemeklerinden hiç hoşlanmaz. Fakat bu hazırladığım sebze yemeği onun en sevdiği yemek. İçerisinde karnabahar, patates ve köftenin bulunduğu güzel bir fırın yemeği. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel tarifime geçiyorum. İlk olarak yemeğimizde kullanacağımız köfteyi hazırlayacağız. Köfte için 400 gram dana kıymanın içerisine 1 adet rendelenmiş soğanı koyuyorum. Yarım çay bardağı galeta unu 1 adet yumurta 2 diş ezilmiş sarımsak 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon yarım çay bardağı suyu koyduktan sonra güzelce yoğuruyorum Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Köfteyi güzel bir şekilde yoğurduktan sonra artık şekil vereceğiz. Elimi hafifçe ıslattıktan sonra mandalina büyüklüğünde köfteden alıyorum. Köfteyi güzelce sıkıştırdıktan sonra yuvarlayarak şekil veriyorum. Köftelerin hepsini bu şekilde yaptıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Yememizin diğer işlemleri yapıncaya kadar buzdolabında bekleteceğiz. Tarifimde 1 adet karnabahar kullandım. Karnabaharın sap kısmını aldıktan sonra dallarını ayırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımdaki diğer tarifleri de göz atmayı sakın unutmayın. Büyük büyük kesmiş olduğumuz karnabaharı küçük parçaları halinde kesiyorum. Karnabaharın hepsini bu şekilde doğradıktan sonra gerince bir kasenin içerisine alıyorum ve sirkeli suda bekletiyorum. Onlar suda beklerken biz de patateslerimizi doğrayacağız. Tarifimde 3 adet patates kullandım. 2'ye böldükten sonra irice doğruyorum. Patatesleri doğradıktan sonra onları da kenara ayırıyorum. Yemeğimizin sosunu hazırlayacağız. Derince bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçasını koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 5 su bardağı suyun bir kısmını ilk olarak ekliyorum. Salçaları güzelce ezdikten sonra diğer kalan suyu yavaş yavaş ekliyorum. Sosu da bu şekilde hazırlayıp kenara alıyorum. Fırın tepsisinin içerisine karnabaharları koyuyorum. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayara açtık. Yemeğimizi sıcak fırına koyacağız. Karnabaharları tepsiye dizdikten sonra içerisine patatesleri koyuyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum sosun hepsini döküyorum. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz yemeği 20 dakika boyunca fırınımızda pişireceğiz. 20 dakikanın sonunda yemeğimizi fırından çıkartıyoruz. Bu aşamada yemeğin soğumasını beklemiyoruz. üzerine hazırlamış olduğum köfteleri koyuyorum. Bu işlemi bitirdikten sonra yemeği tekrar fırına koyuyorum. 10 dakika boyunca köftelerle birlikte pişti. Hala sıcakken 200 gram rendelemiş olduğum kaşar peynirini koyuyorum. Bu aşamadan sonra tekrar bir pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. Yemeğimizin içerisindeki karnabahar, patates ve köfteler güzel bir şekilde pişti. Sadece içerisine koymuş olduğumuz kaşarlar eriyinceye kadar fırına koyuyoruz. 10 dakikanın sonunda artık yemeğimiz hazır. Görmüş olduğunuz gibi harika bir fırın yemeği oldu. Bu tarifle karnabaharı sevmeyenlerin bile afiyetle yiyeceği leziz bir yemek oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. karnabaharlar lokum gibi pişti. Üzerindeki köfte ve kaşar sayesinde de çok lezzetli bir hal aldı. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.